Merhaba arkadaşlar, size güçlü özellikleri olan bir bilgisayar gerektirmeden nasıl kolayca YouTube videosu yapıldığını göstereceğim. Bu sayede siz de bir kanal açabilir, biraz cevap biraz da yaratıcılıkla bizler gibi para kazanabilirsiniz. Tabi arkadaşlar, anlatacağım platform ve yöntemleri yine farklı sosyal medya mecralarında içerik oluşturmak, kendi video reklamlarınızı hazırlamak veya çeşitli amaçlarda video içerikler üretmek için kullanabilirsiniz. Bu videoyu çevrim içi bir web tabanlı program olan InVideo kullanarak yapacağız. Şunu da belirteyim arkadaşlar, yine video içerikler oluşturabilmek için normalde lisanslı stok foto ve videolara ihtiyacımız oluyor. InVideo kullandığınızda Shutterstock ve iStock gibi dünyanın en baba element kaynaklarından 10 milyondan fazla varlığa erişebiliyoruz. Ek olarak yine platformda işimizi oldukça kolaylaştıran 5000'den fazla tamamen özelleştirilebilir video şablonu da bulunuyor. Video açıklamasındaki linkten InVideo'ya ücretsiz üye olarak size anlatacaklarımı uygulayabilirsiniz. Fakat ücretsiz üyelikle oluşturduğunuz videolarda InVideo filigranı olur. Ama yine de 5000 üzeri tüm hazır video şablonunu, 3 milyondan fazla elemente sahip olan medya kütüphanesini, yazıdan seslendirmeye dönüştürme aracını kullanabilir ve maksimum 15 dakikalık videolar oluşturabilirsiniz. Bu çevrim içi platformu kullanıp denedikten sonra eğer üyeliğinizi premium'a yükseltmek isterseniz video açıklamasında yer alan %25'lik indirim kodunu kullanabilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bu YouTube videosunu bahsettiğim gibi InVideo programıyla yapacağız. Bu program çevrim içi olduğu için, yani bir web sitesi üzerinden çalıştığı için, güçlü bir konfigürasyon gerektiren bilgisayara da ihtiyacımız yok. Bu açıdan çok muazzam bir olay bu. Video açıklamasındaki linke tıklayıp üye olduktan sonra karşınıza böyle bir alan açılacak. Burası panel kısmı arkadaşlar. Burada hazır pek çok şablon var. Mesela Premade Templates bölümünde 5000'den fazla hazır şablon bulunuyor. Bunları hemen tıklayıp açarak, düzenleme yaparak video haline getirebiliyorsunuz. Text to video var arkadaşlar. Bunlar tekstli videolar. İşte sosyal medyada, YouTube'da falan görmüşsünüzdür. Görüntü akışı olur, altta text çıkar. Bu videoları yapabilmeniz için de burada hazır pek çok şablon var. Ve son olarak Black Canvas var arkadaşlar. Black Canvas sıfırdan işte içeri bir video import ederek onu kurgulayıp hazır hale getirmenizi sağlayacak bir alan. Biz şimdi kolaydan başlayalım. Daha sonra bu Black Canvas'a değiniriz. Text to video ile başlayacağız arkadaşlar. Buradan bir tane template belirleyeceğiz. Ne yapacağız şimdi? Yapacağımız şey şu. O ne diyor tarzı liste içerik üreteceğiz. Mesela başarılı olmanın 5 yolu gibi. Böyle bir video yapacağız. Şimdi hemen başlayalım. Bir tane tema seçelim. Ben şunu seçtim. İlgili temaya tıkladıktan sonra içerik oluşturmak için öncelikle bir içerik bulmalıyız. Ben şimdi WikiHow'dan bir içerik bulacağım. Siz de arkadaşlar liste tipi içerikleri buradan bulabilirsiniz. Alıp biraz değiştirirsiniz ve video yapmanız için gerekli içeriği burası sağlar. Sosyal diyelim, sosyal. Şu arama çubuğuna istediğiniz herhangi bir anahtar kelimeyi yazın. Onunla ilgili liste içerikler çıkıyor arkadaşlar. Bakın nasıl sosyal olunur. Türkiye'ye yönelik yapmak isterseniz arkadaşlar bunu çevirmeniz lazım. Ne yapıyoruz? Chrome kullanıyorsak sağ tıklıyoruz, Türkçe diline çevir diyoruz. Buradaki yazı çevrildi. Biz bunu çok sıkmayacak şekilde 5 adıma indirelim. İlk sahne bu. Çok kolay arkadaşlar burada işlem yapmak. Ne yapacağız? Diyelim ki şu yazıyı değiştirmek istiyoruz. Hemen şuraya ne diyelim? 5 adımda sosyal olmak. Evet, gördüğünüz gibi burada yazılar tam uymadı. Şu kenarından tutup çekerek arkadaşlar bunu böyle değiştirebiliriz. Ya da yazıyı diyelim sağa yaslamak istiyoruz. Bakın yukarıda hemen araç çubuğu var. Normal Word'deki gibi bunu, teksti burada düzenliyoruz. Siz çektikçe bunları kenarlardan text yayılıyor. Bu da iyi, işimizi kolaylaştırıyor. Peki videodan emin miyiz? Bu video mu olmalı? Hayır, biz bu videoyu değiştirelim. Ha, bir de arkadaşlar bakın yukarıda kanal logonuzu ekleyebileceğiniz bir alan var. Eklemek istemiyorsanız bunu kaldırabilirsiniz. Hemen şu araçları da göstereyim. Template'ler, upload'lar, buradan kendi videonuzu yüklüyorsunuz. Burada videolar var, stok videolar, burada stok imajlar var, müzikler var, tekstler var. Logonuzu ekliyorsunuz, renkleri ayarlıyorsunuz falan. Her şeyi aynı yerden yapabiliyorsunuz. Şimdi mesela bu videoyu değiştirelim. Bakın içine iki kere tıklarsanız eğer o sahnenin içine de giriyor ve oradaki bileşenlerin hepsini tek tek görebiliyorsunuz. Mesela biz şu medya videoyu değiştireceğiz diyelim. Bunu arkadaşlar silebiliyoruz videoyu direkt. Şimdi buraya bir tane video atacağız. Hemen videolara bakalım. Eğer premiumsanız arkadaşlar stok videolardan kullanabiliyorsunuz belli bir oranda. Hemen ben size kendi hesabımı göstereceğim. Subscription plan, yani üyelik planına baktığımız zaman 120 tane iStock materyali kullanabiliyorum. Dışarıdan içeriye herhangi bir materyal çağırmadan buradaki stok materyallerle kolayca video yapabileceğiz. Hemen dönüyoruz videomuza. Sol taraftan arkadaşlar, sidebar'dan yani, hemen bir video seçeceğiz. Sosyal bir insan bulmamız lazım. Ne diyelim? Social. Şimdi burası kaç saniyeymiş? 4 saniye, 5 saniyelik bir
alan. Biz buraya 5 saniyelik bir video ekleyeceğiz. Videoyu eklerken trimleyeceğiz, keseceğiz. Şimdi 5 saniyelik videoya bakalım. Done diyoruz arkadaşlar ve video daha sonra buraya ekleniyor. Gördüğünüz üzere kısa. Bakın şu black text box buraya sabitlenmiş. Yanındaki kilide tıklayıp kilidi açtığınız zaman düzenlenebilir hale geliyor. Hemen şunları da sağından sürükleyerek videoyla aynı zamana getiriyoruz. Ama burada bir şey var. Mesela arka plan konusunda bir sıkıntı var. Bu arka planı ya uzatacağız ya kaldıracağız. Şimdi bakalım. Bakın şu şekilde bu da düzenlenebiliyor. Text'i seçtik. Biraz daha genişlettik. İstersek yazının rengini de değiştirebiliyoruz. Nereden yapacağız onu? Text'i seçtik. Şurada renk var. Renkten şöyle bir kırmızı deneyelim bakalım. Nasıl duracak? Evet, daha iyi oldu. All science yapalım. Yani tüm sahneleri görelim. Şuradan da play diyerek ön izleme yapabiliyoruz. El çırpmalarını ekleyelim isterseniz arkadaşlar. Çünkü anlamsız oldu. O kısım havada kaldı. Videoyu buradan kısaltarak ayarlayacağız. Ön taraftan kısaltacağız ki tam otursun. Tamam. Şimdi deneyelim bakalım. Play diyoruz. Evet, daha güzel oldu. Harika. Şimdi ikinci sahneyi buraya ekleyeceğiz. Biz temaya geri dönelim. Çünkü temadaki düzen çok daha iyiydi. Eğer temayı bulamazsanız arkadaşlar adını veya işte içeriğini çağrıştıran bir şey yazın, karşınıza çıkar. Şimdi ikiye tıklıyoruz. Add a scene diyor arkadaşlar. Yani sahne ekle diyor. Ve gördüğünüz gibi ikincisi de eklendi. Şimdi buradan içeriğimizi alalım. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Reddedilme korkunuzu bırakın. Bir. Bunu şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Reddedilmekten korkmayın. Evet. Öncelikle bu videoyu da değiştirelim. Nasıl değiştiriyorduk? İlk kere tıklıyoruz. Bakın medya video var. Bu katmana tıklıyoruz. Daha sonra video bölümüne geliyoruz. Ha, şu olabilir mesela. Bu da yaklaşık 4 saniye falandı sanırım. Done diyelim bakalım. Evet, video hemen üzerine eklendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alttaki videoyu silebiliriz. Şu anda bizim videomuz eklendi. Bu videoyu kenarından tutarak tam olarak buraya eşitlemeniz gerekiyor. Tamamdır. Şimdi buraya da bunun içeriğini eklememiz lazım. Siz bunu duplicate edip hani benzer olsun diye kullanabilirsiniz. Şimdi bu ikinci şey olacak. Bu iStock yazısı falan görünmeyecek arkadaşlar. Çıktı da o yüzden bu yazıyı mesela şuraya yerleştirebiliriz. Şimdi birin açıklamasını yazacağız. Bunun için ne yapıyoruz? Tekrar videonun içine girip videoyu değiştireceğiz. Yeniden buradan bir video seçelim. Evet, şu iyi gibi. Done diyelim bakalım. Tamam. Biraz daha küçültelim bunu. Tüm sahnelere All Scenes'e tıkladığımız zaman videomuzun buraya geldiğini göreceğiz. Tabii daha sonra arkadaşlar detayına girip deminki gibi önceki videoyu da silmemiz lazım. Delete'e basıyoruz klavyemizden. İşte arkadaş burada. Tekrar All Scenes'e tıklıyoruz. 5 adımda sosyal olmak. 1. Reddedilmekten korkmayın. Mesela böyle seslendirme de yapabilirsiniz. Daha sonra buraya bunun detayını, açıklamasını yazacağız. O yüzden bu biraz daha uzun olabilir diğerlerine göre. Okuma süresini de hesaba katarak 10 saniyelik bir şey koymamız lazım buraya. Tekrar All Scenes'e tıklıyoruz. Evet, burayı uzattık. Çünkü buraya artık detay gireceğiz. Şimdi burada bir tane text vardı. CTRL-C, CTRL-V yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane daha buraya kopyalıyoruz. Bunu şimdi bu yazı formatını değiştireceğiz. Artık şöyle sarılı ve rakamlı olmayacak. Çünkü burada bir açıklama olacak. Biraz da küçülteceğiz. Artık bu yapıyı kullana kullana diğerlerini de çıkaracağız arkadaşlar. Hemen Wiki Hava bakalım. Bazı fontlar Türkçe karakter konusunda sıkıntılı oluyor. Ne yapacağız? Fontu değiştireceğiz. Evet. Ve fontu Allegre Sans Bold var. Allegre'ye candır. Evet. Gayet derli toplu. Tamam. Güzel oldu arkadaşlar. Bunu biraz da hani tipografi düzgün olsun diye şunu yukarı alacağız. Hatta şu üstteki kısmı burada biraz küçültebiliriz. Burada bu yazı biraz daha küçük olsun arkadaşlar. O da çok küçük oldu. 56 diyelim. Evet. Reddedilmekten korkmayın. Çünkü az önce büyük başlık olarak vermiştik. Tekrar kocaman yazmaya gerek var mı? Yok bence de. Hatta bunu da biraz küçültelim. Daha sonra bunu duplicate edeceğiz. Tekrar yani kopyalayacağız. Yes diyoruz. Ve arkadaşlar burada da aynısını yapacağız. Şöyle yazalım arkadaşlar. İnsanlara yakınlaştığınızda sizi genellikle geri çevirmezler. İlk adımı siz atın. Arkadaşlar ben böyle hani bir içerik oluşsun diye bir şeyler yapıyorum. Çok ince elip sık dokunmuyorum şu anda. Her durumda kazançlı olacaksınız diye. Güzel bağladık. Ben bu işi biliyor muyum biraz acaba? Peki oynatalım. Nasıl oynatıyoruz arkadaşlar? Bakın zaman çizelgesinin üzerinde bir çubuk var.
Bu çubuğu nereye götürürsek oradan itibaren yaptığımız videoyu oynatabiliriz. Şimdi burada videoyu değiştireceğiz arkadaşlar. Tanışma, meeting diyelim. Meeting. Bir meeting set edelim. Ya da handshake olsun. Handshake. Bu iyiymiş. Tamam. Evet arkadaşlar, daha sonra geçeceğiz buradaki mesela ikinci şeye ya da üçe bakacağız, hangileri en vurucuysa ikinciyi. İkincinin başlığında yapayım arkadaşlar, daha sonra hızlıca düzenleyelim. Başlık sahnemiz buydu. Buna tıklayıp bakın şurada duplicate scene var. Buna tıkladığımız zaman duplicate eder ve hemen yanına koyar. Bunu taşımak için arkadaşlar tek yapmamız gereken mouse'un sol tuşuyla seçip sürüklemek. Dünyanın en kolay video editi burada yapılıyor herhalde. Aşırı kolay. Ve aşırı zevkli. Şimdi burada da ne yapacağız? Beden dili kullanın diyelim. Beden. Tamam. Samimi beden dili kullanın. Şimdi ikinci sahneyi de aynı şekilde ayarlayacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Biz içerik olarak mesela şunu yapmıştık değil mi? Bunu da duplicate ediyoruz. Ve bunu da getiriyoruz. İkinci sahnemizin içerik kısmına atıyoruz. Şimdi yapacağımız şey şu. Deminki gibi bu videoyu değiştireceğiz. Ve İçerik videosunu ve yazılarını düzenleyeceğiz ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, kısa sürede videomuzu oluşturduk. Bu size bahsettiğim gibi o ne diyor tipi bir liste içeriği oldu. Ufak tefek ayarları yapacağız. Mesela bir tane arka plan müziği ekleyeceğiz. Fakat öncesinde size teksten sese çevirme aracının nasıl kullanıldığını da göstereceğim. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Mesela işte videoda kendi sesinizi kullanmak istemiyorsanız bu yöntemle bir dublaj ekleyebiliyorsunuz. Evet ve fark ettiğiniz üzere bu bölümü sonradan ekliyorum. Çünkü videoyu çekerken yer vermemiştim. Ama dedim ki yani bundan mutlaka bahsedeyim çünkü çok faydalı bir özellik. Herhangi bir projemizi açıyoruz. Voice over will come here diye bir alan var. Buraya neler yapabiliriz arkadaşlar? Şu record'a tıklayıp kendimiz seslendirme yapabiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. 5 adımda sosyal olmak deyip stopluyoruz ve buraya kaydediyoruz. Diğeri dışarıdan ses dosyası yükleme. Ve arkadaşlar bir de bakın şurada automated text to speech var. Bu çok güzel bir özellik. Hemen size nasıl çalıştığını göstereyim. Buna tıklıyoruz. Hemen bakın solda alan açıldı. Buraya teksti yazacağız. Mesela neyi seslendirmesini istiyoruz? 5 adımda sosyal olmak diyelim. Aşağıdan tekstin dilini seçiyoruz Türkçe ve aşağıdan da seslendiriciyi seçiyoruz. Türkçe'de sadece Filiz isimli seslendirici yani bir kadın sesi tanımlı. Generate VO diyoruz. Şu anda tekstimiz seslendirildi. Dinleyelim arkadaşlar. 5 adımda sosyal olmak. Harika değil mi? 10 numara. Ve altındaki Add Video to Scene butonuna tıkladığımız zaman bunu sahnemize ekliyor. Daha sonra arkadaşlar bunu böyle sürükleyerek konumlandırabiliyoruz. Mesela yazıyla beraber sesin çıkması iyi olur. 5 adımda sosyal olmak. Şimdi biraz daha uzun bir metni seslendirsin. Bakalım. Mesela şu biraz daha uzun bir metin. Uzun bir metin buraya ekledik. Generate diyelim. Bakalım bunu nasıl seslendirecek. Dinliyoruz. İnsanların antisosyal hissetmelerinin nedenlerinden biri, yeni insanlarla tanıştıklarında reddedilmekten korkmalarıdır. Eğer kendi sesinizi kullanmak istemiyorsanız arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. Bu ses epey faydalı olacaktır ve videonuzun izlenmesini arttıracaktır. Yani ya kendiniz okuyun ya da bırakın Filiz seslendirsin. Hemen şuradan müziklere girelim arkadaşlar. Herhalde buna chill out iyi gider gibi. Buradan dinleyerek şöyle müziğinizi seçebilirsiniz. Bu sanki olur gibi geldi bana. Deneyelim. Yanındaki artıya tıkladığımız zaman seçtiğimiz müzik videomuza eklenecek. Evet, müziğimiz eklendi şu anda. Buradan ince ayarını yapabiliriz. Mesela başındaki boşluğu alabiliriz. Son kısma gelip bakalım. Şuraya kadar uzatalım. Videomuz kadar sürsün. Efekt göstereyim. Geçiş efektleri nasıl oluyor? Bakın tam şu iki videonun arasında bir tane efekt var. Buna tıkladığınız zaman özellikle template kullanıyorsanız buradaki farklı efektleri de kullanabilirsiniz. Biraz daha konuya uygun bir şey istiyorum. Stack'ler var mesela. Bunlar iyi olabilir. Deneyelim. Mesela bu şekilde bir geçiş de ekleyebiliriz. İsterseniz her birine farklı geçiş, isterseniz aynı geçişi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada pek çok sticker da var. Videolarınıza uygun biçimde stickerlar ekleyebiliriz. Bakalım biz neler ekleyebiliriz. Mesela şunu ekleyelim. Şöyle. Arkadaşlar her bir nesnenize yine animasyon ekleyebiliyorsunuz. Mesela bu animasyonu seçerken yukarıdan animate'e tıklayarak bunun geliş animasyonunu bakın şu şekilde falan ayarlayabilirsiniz. Biraz daha geri alıyoruz bunu ve oynatıyoruz. Buradan ekstra text ekleyebiliriz. Şimdi ben bunu sileceğim de bu şekilde de harici text ekleyebiliyoruz. Yine bu elementlerin üzerine tıkladığınız zaman bakın burada animate, gölge gibi seçenekler var.
Mesela yazının animasyonunu değiştirebilirsiniz yine. Aşırı kullanışlı ve aşırı kolay. İşimiz bittikten sonra ne yapıyoruz? Hemen yukarıda bakın. Download and Share var. Buna tıklıyoruz. Premium'sak 1080 piksel çıktı alabiliyoruz. 1080 ayarlıyken Export'a basıyoruz. Bakın burada hemen iStock bir bildirimi var. Diyor ki 8 tane iStock medyası kullandınız. Bu şirketten arkadaşlar. Yani bu bizim InVideo Premium aboneliğimize dahil. Yani buna ekstra para vermiyoruz. Export diyelim. Evet arkadaşlar, videomuz şu anda render oluyor. Render aşamasına geçti. Bu noktada ne yapabiliriz? Şurası %100 olduktan sonra, yani videomuzun renderı tamamlandıktan sonra indirebiliriz. Doğrudan sosyal medya hesaplarında paylaşabiliriz. Ya da link oluşturup bu linki başkalarına gönderebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuz render oldu. Şu anda da oynuyor. Gördüğünüz üzere kullandığımız görsellerde burada HD olarak görünüyor. Hatırlıyorsanız düzenleme ekranında biraz küçük ve bulanık görünüyordu ama şu anda tamamen net ve güzel bir şekilde görünüyor. Videomuz tamamlandı. Ne yapacağız? 1 dakika 22 saniyelik videomuzu indiriyoruz arkadaşlar. Download'a basmamız yeterli bunun için. Her yerde bunu kullanabilirsiniz. Bu tarz kişisel gelişim içeriklerini insanlar gerçekten oldukça fazla izliyor. Videonun tamamını, çıktısının orijinal halini video açıklamasına ekleyeceğim linkten izleyebilirsiniz. Peki InVideo'nun fiyatı nasıl arkadaşlar? Yani price durumu nedir? Hemen size fiyatları da göstereyim. Arkadaşlar aylık, yıllık olarak burada seçenekler var. Yıllık satın alırsanız ayda 15 dolara kadar düşüyor. Unlimited alırsanız ayda 30 dolara kadar düşüyor. Ve arkadaşlar bir ekstra daha, eğer bu videodaki kupon kodunu kullanırsanız %25 ekstra daha indirim alıyorsunuz. Bu gözünüze çok görünebilir ama lisanslı bir kurgu video düzenleme programı kullandığınızda bundan çok daha fazla gidiyor. Üstelik yanında stok materyaller de olmuyor. Bir de onlar için ekstra para verip üyelik alıyorsunuz. Hepsini buradan böyle paket halinde almak çok daha mantıklı. Mesela bu para size fazla gelebilir, doğrudur. Herkes aylık 15 dolar 30 dolar veremeyebilir belki ama bakın Ad Members bölümü var arkadaşlar. Ad Members bölümünde buradan istediğiniz kadar takım arkadaşı buraya ekleyebiliyorsunuz. Eğer bir sosyal medya içerik üreticisiyseniz ya da YouTube'da içerik üretmeyi düşünüyorsanız birkaç kişi birleşip de bunu alabilirsiniz. Ve birbirinize ekleyerek ortakta kullanabilirsiniz. Bir de arkadaşlar InVideo'nun bir Facebook grubu var. Burada da bilgi alışverişinde bulunabiliyor. Birbirinizle işte materyal değişimi yapabiliyor. Fikir alabiliyor ve yardımlaşabiliyorsunuz. Buraya da katılmanızı tavsiye ederim eğer bu programı alırsanız. Bu Facebook grubunda linkini video açıklamasına ekleyeceğim. Ek olarak şunu da belirteyim arkadaşlar. Yine InVideo 7/24 canlı sohbet desteğiyle size yardımcı oluyor. Tek yapmanız gereken sağ alttaki şu konuşma ikonuna tıklamak. Yardım konunuzu seçerek danışmak. Size 24 saat 7/24 destek oluyorlar. Bu da oldukça güzel bir özellik. %25 indirimli linki video açıklamasında mevcut. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin.